Sayın basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün Adana'da bir programımız olacaktı ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün akşam ATV'den yayınlanan ortak yayında Türkiye Barolar Birliği'ne yönelik haksız, mesnetsiz ve iftira özelliği taşıyan açıklamalarını bana aktardıklarında sizinle bugün buluşup sizin vasıtanızla bazı hususlara cevap verme ve kendilerine soru sorma zorunluluğu hissettik. Açıklamayı dağıtacağız size. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 13 Mart 2017 tarihinde basına yaptığı Türkiye Barolar Birliği ile ilgili gerçeklerle örtüşmeyen açıklamalarını dehşetle izledik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine aldatıldığını gördüğümüz için gerçekten üzgünüz. Öncelikle Hollanda'nın, Almanya'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına yönelik çirkin uygulamalarını ve kısıtlamalarını şiddetle kınıyoruz. Daha önce de kınadık, şimdi de kınıyoruz. Türkiye Barolar Birliği ve baroların değerli basın mensupları avukatlık kanunu uyarınca anayasa değişikliği paketini ve içerdiği tehlikeleri Cumhurbaşkanına, bakanlara, milletvekillerine ve Türk milletine anlatma görevi vardır. Avukatlık kanunu bize bu görevi veriyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanına bazı sözlerimiz var. Cevap niteliğinde bu sözleri sizin vasıtanızla hem kendilerine hem milletimize duyurmak istiyoruz. Siz Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve anayasaya rağmen fiilen başkanlığını yaptığınız iktidar partisi, en milli kaygılarla ve yürekten dile getirdiğimiz uyarılarımızı bu süreçte tartışmaya bile gerek görmediniz. Çünkü kendinizden farklı düşünen hiç kimseye artık tahammülünüz kalmamış. Bu sebeple Türkiye Barolar Birliği ve pek çok baromuz halk oylaması öncesinde en üst makamı, yani Türk milletini bilgilendirmek için kanuni görevimizi yerine getirmekteyiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanı sizden farklı olarak tarafız. Siyasi partilerden yana değil bizim tarafımız. Yargı bağımsızlığından, hukukun üstünlüğünden, bağımsız ve etkin savunmadan yana tarafız. Getirmek istediğiniz propagandası için yollara devlet imkanlarını kullanarak düştüğünüz sistemde memleketin tüm hakim ve savcıları dolaylı yoldan İktidar Partisi Genel Başkanı'na bağlanıyor.
Bu vasıtayla da memleketin her il ve ilçesindeki hakim ve savcıların üzerine iktidar partisinin il ve ilçe başkanları getirilmek isteniyor. Bu ne demektir? Bu mahkemelerin yerini iktidar partisinin il ve ilçe başkanlıklarının alması, avukatlık mesleğinin yerini de bu kişileri tanıdığını söyleyen iş takipçilerinin almasıdır. Biz avukatlık mesleğini, ülkemizi, milletimizi korumakla yükümlüyüz. Sayın Cumhurbaşkanı bizi Avrupa'da dolaşarak anayasayı anlatmakla suçladınız. Yurt dışında bu amaçla ve birkaç saatliğine tek bulunduğumuz tarih 18 Şubat 2017. Yani Avrupa ile ve Hollanda ile krizin çıkmasından çok önce. Aynı tarihte Sayın Başbakan Almanya'da Oberhausen'da memleket sevdalıları evet diyor diye açıktan bir miting yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan'a öfkelendiğinizi duymadık. Bizden yani 18 Şubat 2017'den kaç gün sonra? 1 Mart'ta fiilen genel başkanlığını da üstlendiğiniz iktidar partisinin milletvekili Sayın Köse Hollanda'da evet çalışması yapıyor. Bu kişiye öfkelendiğinizi de duymadık. Demek ki tarafsızlık yemini etmiş ve Türk milletinin tamamını temsil etmesi gereken siz, halk oylamasında milletimizin önüne konacak iki seçenekten evet ve hayır arasında sadece evet diyenleri vatandaşınız kabul ediyorsunuz. Yapmayın Sayın Cumhurbaşkanı. Üzgünüz. Sizin için üzgünüz. Evet demeyecek olan büyük çoğunluğu, hayır diyecek olanları terörist olmakla, teröristlerle işbirliğine girmekle suçladığınız için sizin için üzgünüz Sayın Cumhurbaşkanı. Siz çünkü milletin tamamını temsil etmek için yemin ettiniz. 16 Nisan yaklaştıkça maalesef bu saldırıların dozu artmış, akıl ve mantık ölçüsü iyice şaşmıştır. Türkiye'yi terörist unsurlarla dolaşarak çalışma yaptığımızı iddia etmişsiniz dünkü canlı yayın konuşmanızda. Maalesef yine aldatılmışsınız Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin yetişmiş en vasıflı anayasa hukukçularından biri olan ve sırf sizin gazabınızdan korktukları için üniversitesinin işine son verdiği Profesör Süheyl Batum mu terörist? Bütün hayatını Anadolu'da kurulan devletlerin tarihini öğrenmek ve anlatmakla, Selçuklu tarihiyle Osmanlı tarihiyle geçirmiş, tartışmasız bir Türk milliyetçisi olan Yusuf Halaçoğlu mu sizin bu tanımınıza göre terörist? Sayın Cumhurbaşkanı.
bütün hayatını bölücü, yıkıcı terör örgütlerine karşı dimdik durarak geçirmiş bizler mi terör örgütlerine yardım ediyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı. Peki, birlikte yol yürümekten onur duyduğumuz, anayasa değişikliğinin ülke açısından tehlikelerini anlatmak için fedakarca çalışan onlarca baro başkanımız, binlerce avukatımız mı terörist? Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, hayır seçenekleri arasında hayır seçeneğini işaretleyecek olan milyonlarca ve milyonlarca vatandaşımıza siz nasıl olur da terör örgütlerine destek oluyorsun diyebilirsiniz? Yapmayın Sayın Cumhurbaşkanı. Yapmayın. Yemininize yakışmıyor. Makamınıza yakışmıyor. Size yakışmıyor. Anayasaya hiç yakışmıyor. Anayasanın Türkiye'ye maliyetini anlatmak üzere yola düşmüş Kardak kahramanlarına terörist dediğinizin farkında mısınız? Savcısı benim dediğiniz ve bugün terörist olduğu iddiasıyla yurt dışında kaçacak delik arayan savcı kılıklı birilerine zırhlı araçlar vererek zindanlara atılmış olan kahraman asker ve polislerimiz hayır dedikleri için, gerçeği gördükleri için terör destekçisi olmakla suçlanabilir mi? Bakın, elbette bizim avukatlarımızın arasında da anayasa değişikliğine olumlu bakan meslektaşlarımız var. Düşünce hürriyeti bu. Biz bunlara çok saygı duyuyoruz. Onları vatan hainliğiyle ya da terör örgütünün değirmenine su taşımakla suçlamayı aklımızın köşesinden bile geçirmeyiz. Üstelik biz sürecin başında 100 bin meslektaşımızın görüşünü talep ederek yola çıkmışız. Hep şunu söylüyoruz. Halk oylamasında tercihi ne olursa olsun her vatandaşımız Türk milletinin asli unsurudur. Lütfen siz de bu cümleyi okuyunuz, içinize sindiriniz Sayın Cumhurbaşkanı. Şöyle bir cümle sarf ettiğinizi duyduk. Avukatların tamamı hayır mı diyor ki Türkiye Barolar Birliği anayasa değişikliğine hayır verilmesi gerektiğini söylüyor. Keşke böyle demeseydiniz. Türk milletinin %50'sinden fazlası hayır dediği halde siz ettiğiniz yemine ve anayasa madde 103'e göre bu asil milletin tamamını temsil ettiğinize göre milletimizin %50'den fazlasını nasıl dışlarsınız? Nasıl düşman ilan edersiniz? Ya, samimi söylüyorum. Gerçekten sizin için üzgünüz. Anayasa değişikliği sürecinde milletimizi biz bilgilendirmeyecektik de size göre bu görevi acaba hangi meslek örgütü, hangi dernek, hangi sendika üstlenmeliydi? Elbette bu ülkede yaşayan her vatandaşın, her sendikanın, her sivil toplum örgütünün konuyla ilgilenmesi doğaldır, yerindedir. İyi de anayasa konusunda bilgilendirme yapmak öncelikle ve kanuni olarak Türkiye Barolar Birliği'nin ve baroların vazifesidir Sayın Cumhurbaşkanı. Lütfen danışmanlarınızdan avukatlık kanununu incelemelerini ve ilgili maddeleri size anlatmalarını isteyiniz
talimat veriniz. Yoksa siz sadece futbolcular ve bir takım TV kanallarından program kapan sanatçılar evet dediğinde mi alkışlıyorsunuz? Bir tek onların mı düşüncesini açıklama hürriyeti var? Olmadı Sayın Cumhurbaşkanı, olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı demişsiniz ki, bundan sonra kapımız Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na kapanmıştır. Bizi sanırım sizden ikbal bekleyen bazılarıyla karıştırdınız. Bu da olmadı. Bugüne kadar sizinle ve sizden önceki cumhurbaşkanlarıyla Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en milli meseleleri dışında hangi görüşmemiz oldu? Devlet arşivlerindedir. Lütfen çıkarttırınız. Özetini getirtiniz. Ayrıca sizin devlet kapısı benim gibi düşünmeyene kapanmıştır cümleniz, 16 Nisan'da geçmesini arzu ettiğiniz anayasa değişikliğiyle nasıl bir devlet yapısı hayal ettiğinizin de sarsıcı bir ikrarıdır Sayın Cumhurbaşkanı. Devlet kapısı komşu kapısı değildir. Devlet kapısı Türk milletinin asli unsuru 80 milyona kapatılamayacak bir kapıdır. Onu kapatmaya kimsenin gücü yetmez. Peki hatırlayalım mı Sayın Cumhurbaşkanı? Ne zaman, hangi durumlarda biz devletimizi yönetenleri yine en milli duygularla, en milli kaygılarla uyarmıştık acaba? Savcısı benim dediğiniz kumpas davalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin omurgasına balyoz indirilirken uyarmış mıydık? Hatırladınız mı? Önceki Genelkurmay Başkanı Sayın Başbuğ, devletin içine yerleştirilmiş bir çete tarafından tutuklamaya sevk edilirken size yazdığım mektubu hatırlıyor musunuz? O mektupta bu çetenin sıradaki hedefi sizsiniz Sayın Başbakan dediğimi arşivden lütfen çıkartıp bulunuz. Nitekim öyle olmadı mı? 2010 anayasa değişikliği yazılırken bununla yargıyı belli bir yapıya teslim ediyorsunuz, peşkeş çekiyorsunuz, yapmayın dediğimiz kayıtlardadır. Öyle olmadı mı? Aldatılmışım demediniz mi Sayın Cumhurbaşkanı? Ha buradaki çadır tiyatrosunu kurdurduğunuzda biz sizi uyarmadık mı? 21 Mart 2013'te bölücü terör örgütünün İmralı'daki müebbete mahkum reisi barış mektubu diye bir mektup yazdığında ya da ona yazdırıldığında size bir yazı yazıp bu bir barışın mektubu değil, Orta Doğu'da savaşların habercisidir Sayın Cumhurbaşkanı demedik mi? Arşivinizde değil mi bu mektup? Sözde barış sürecinde devletimizin kandırıldığını, bazı şehirlerimizin kalkışmalar için terör örgütü tarafından cephaneliğe çevrildiğini biz uyarmadık mı size? Her seferinde bize etrafınızdaki tetikçiler olmadık sözlerle saldırmadı mı? Bu uyarılarımız dinlenmediği için yüzlerce vatan evladımız maalesef şehit düştü. Uluslararası hukuk alanında Türkiye Cumhuriyeti en haklı davalarında itibar kaybetti. Bizi dinlemediğiniz ve devletin kapısını evinizin kapısıyla karıştırdığınız için.
Daha önceki her uyarımızın gerçekleştiği ve her aldatılmanızın ülkemizin büyük bedeller ödemesine neden olduğu gerçeğinin altını çizerek şimdi de uyarıyoruz. Ve tarihi bir uyarı daha yapıyoruz. 16 Nisan 2017'de halk oylamasına sunulacak olan paketin iç katmanlarında Cumhurbaşkanı'na denetimsiz ve sınırsız bir güç verilmesinin çok ötesinde Türkiye'nin altına saatli bombalar yerleştiriliyor. Küresel kuklacıların Sevr Anlaşması'ndan beri Türkiye'ye dayatmaya çalıştığı, İmralı'da ağırlaştırılmış müebbetini çeken bölücü terör örgütü liderinin İmralı notlarında açıkladığı ve teşvik ettiği adı eyalet olmayan fiili eyalet sistemini kuracak yetki, eminim haberiniz bile yoktur, anayasaya yerleştiriliyor. Türkiye'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması açısından hayati önem taşıyan Avrupa yerel yönetimler özellik şartına koyduğumuz çekinceleri tek imzayla Cumhurbaşkanı'nın bundan böyle kaldırabilecek bir yetkiyle donatılmak istendiğini bu anayasayla biliyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Bu çekinceler kaldırıldığında bu özellik şartına göre ve bu özellik şartının satır satır açıklandığı şerhli kitapta yazılı bilgilere göre belediyelerin silahlı polis gücü kurma yetkisine kavuşacağını, belediyelerin kendi okullarını açacağını size anlattılar mı Sayın Cumhurbaşkanı? Peki Sayın Cumhurbaşkanı, 2019'da bu yetkileri kimin kullanacağını, ondan sonraki seçimlerde kimin Türkiye'de eyaletler kurma, özellik şartındaki çekinceleri kaldırma yetkisiyle donatılacağını bugünden biliyor musunuz? Bilseniz bu yetkilerin anayasada yer almasına acaba gönlünüz razı olur muydu? Size defalarca seslendik. Davet edin dedik. Sizi aldatmak isteyen küresel kuklacıların oyununu gelin birlikte yüzlerine vuralım dedik. Birlikte bozalım dedik. Siz ise her milli davada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında dimdik duran bizleri yine düşman ilan ettiniz. Yani yine aldatıldınız. Bize de gerçekleri Türk milletine anlatmaktan başka bir çare kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı, mücadelemiz Türkiye içindir ve emin olunuz sizin torunlarınız da dahil gelecek nesillerimiz içindir. Sizin torunlarınız bize teşekkür edecektir. Biz bunun için konuşmanızda bir tehdit olarak sarf ettiğiniz bedel ödeyeceksin cümlesindeki her türlü bedeli Türk milleti için ödemeye evvelallah hazırız. Türk milleti dışında hiç kimseye minnetimiz, siz dahil hiçbir makam ve mevki sahibinden bir ikbal beklentimiz yoktur. Tek borcumuz Cenab-ı Allah'a olan can borcumuzdur. Vadesi geldiğinde onu da verir, gideriz. Bizi de hiç kimseye korkutamazsınız. Teşekkür ederim efendim.